Herkese merhaba, ben Dilek Demirel, kanalıma hoş geldiniz. İkinci dönem sınavına hazırlık yapacağız. Pandemi dolayısıyla bütün üniteler birbirine girdi. Daha önce olduğunuz sınavda bir ve ikinci üniteden sorular çıkmıştı. Şimdi bu sınavınızda 3, 4, 5, 6 hatta 7. üniteden bile soru çıkabilir. Ben de bölerek videolar hazırladım sizler için. Eğer 3 ve 4. ünite sınavda varsa işte bu videoyu izlemelisiniz. 10. sınıf 2. yazılı hazırlık dersi 3 ve 4. üniteleri içermekte. Linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Buna ek olarak 5, 6 ve 7 de 2. dönemden eklendi. Bunlar için de ayrı ayrı detaylı anlatımlar içeren videolar çektim. Bu detaylı anlatım videolarını da mutlaka izleyin arkadaşlar. Çünkü yazılı hazırlık videosunda her şeyi bir anda anlatmak mümkün olmayabiliyor. Aman eksiğiniz kalmasın. Şimdi 5. ünitenin önemli kelimeleri, deyimleri ile başlayalım. Bunları bilmeniz gerekiyor. Bunları sınavda mutlaka öğretmen soruyor. Eşleştirme yapalım. Önce bir videoyu durdurun, bir eşleştirme yapın. Bakalım ne kadarını biliyorsunuz. Hemen kontrollerimizi de birlikte yapalım. Evet, birincisi travel light. Travel light az eşyayla seyahat etmek demek. Travel light. Light hafif zaten. Travel'da seyahat oradan aklınızda kalacaktır. Make the most of. Tadını çıkarmak. Şimdi tatile çıkacağız inşallah. Bütün her şey bitecek. Sınavlar, okul, işte tatilin tadını çıkarın. Make the most of your holiday diyoruz. Hit the road. Yola koyulmak. Bir yere seyahat edeceksiniz, bir yere gideceksiniz. Hadi yola koyulalım denir. Hit the road. Itchy feet. Leyleği havada görmek. Çok gezen insanlar için söylenir. Itchy feet. On the tip of my tongue. Dilimin ucunda ama bir türlü söyleyemiyorum var ya, işte o. Tongue, dil zaten. One hand washes the other. Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Two heads are better than one. Akıl akıldan üstündür. Sanıyorum burada bir yazım hatası olmuş. Heads olacak. Hemen şöyle düzeltelim. Two heads are better than one. Head kafa zaten orada. My pleasure, zevkle. Burn with curiosity. Curiosity merak demek. Meraktan çatlamak. Sınav yapıldı, hoca bir türlü sonucunu okumuyor. Siz burn with curiosity durumundasınız. Variety is the spice of life. Değişiklik yaşamın tuzu biberidir. Variety çeşitlilik. Bunları da bilin. Bunlarla ilgili belki bir writing gelebilir. Bir şeyler yazmanızı isteyebilir hocanız. Too many cooks spoils the soup. Çokluk işi bozar. Bunun için bir söylem var ama ben onu burada söylemeyeyim arkadaşlar. Siz beni anladınız. Evet, şimdi bu kelimeler 5. ünitede önemli. Ve bu da bir sınavdan alıntı arkadaşlar. Aynı şekilde size bir soru gelebilir. Bu kelimeleri boşluklara yerleştirmenizi istiyorum. Bunları hep videoyu durdurarak yapın, sonra kontrol edin. Şimdi tek tek ben vereyim kelimeleri. Bir BB, BB, BNB. Bed and breakfast demektir. Oda kahvaltı kaldığınız otellerde sadece odanın ve kahvaltının parası verdiğiniz ücrete dahil durumlarda BB, Bed and Breakfast kullanılır. BNB. All inclusive var burada. Bunu da vereyim. Her şey dahil demek. Bir kere para ödüyorsunuz, gidince bir daha para ödemiyorsunuz. Camping, kamp zaten. Accommodation, konaklama, önemli bir kelime. Accommodation type bu ünitede size lazım. Konaklama çeşitleri. Double room çift kişilik oda demek. Single room tek kişilik oda demek. Aisle seat. She prefers an aisle seat on a plane because she's afraid of flying. Uçmaktan korkuyor. Cam kenarında oturma.
Cultural kültürel demek. Cultural vacation kültürel tatil. Yani kültürle alakalı böyle antik şehirler vesaire oraları gezdiğiniz tatiller. Kültür tatili. Festival, festival bunu biliyorsunuz. Safari, Afrika'da safari gezisi desem hemen aklınıza gelir. Ve parade, resmi geçit demek. Mehterband, mehter takımı. Evet, yine bir sınavdan alıntı görüyoruz. Böyle bir soru da karşımıza çıkabilir. Translate the given sentences into Turkish correctly diyor. Translation sorabilir, çeviri sorabilir öğretmeniniz. Burada kelime bilgisi yine çok önemli. Şimdi good at, to be good at, bir şeyde iyi olmak. Bu arada tag question konusu var. Tag questions. Buna burada da değineceğiz ama onun linkini de yine bırakayım. Bu tag questions konusu sınavda kesinlikle çıkacak arkadaşlar. I think you should talk this problem over with your sister. Talk over. Bir şeyin üzerine birisiyle konuşmak. Would you like? Would you like ister misin demek. Aisle seat cam kenarı demiştik. Bed and breakfast room'dan bahsettik. Have you ever kalıbı da sen hayatında hiç yaptın mı? Sen hiç Londra'da bulundun mu demek. Evet. Write the correct question text diyor. İşte burada tag question'ları göreceğiz. Böyle sorular karşınıza çıkacak. Hoca cümleyi verecek ve sonunu tag question'la bitirmenizi isteyecek. Bu yüzden bu konunun konu anlatımı dersini mutlaka izleyin diyorum. Tag question videosunu da çok detaylı öğretiyorum. Mesela bakın, şöyle kısaca söyleyeyim. Cümle olumluysa tag question olumsuz olur. Cümle olumsuzsa şurada gördüğünüz gibi tag question olumlu olur. Birinci kural bu. Bunun dışında yardımcı fiilleri bilmeniz gerekiyor. Yardımcı fiiller tag question'da kullanılıyor. Yardımcı yoksa neler gelecek? Onu da ayrıca bilmeniz gerekiyor. Bakın can yardımcı fiil. Olumsuzunu hemen can't olarak yapıyoruz ve özne you olduğu için you ile bitiriyoruz. Bakın burada Sarah is very good at is var. Olumlu hemen isn't yaptık. Sarah she olduğu için she. Actor. Actor erkektir. Bu yüzden he ile bitirdim. Didn't olumsuz. Tag question olumlu. Did. Will var. Hemen olumsuz yapıyoruz. Won't yapıyoruz. Burada classmates çoğul olduğu için they onlar. Should var. Hemen olumsuz yaptık. Shouldn't. Steve erkek olduğu için he. Wasn't olumsuz olumluya çeviriyoruz. Was. Daughter kız olduğu için she. George likes. Burada gizli yardımcı fiil var. Geniş zamanda şu fiile gelen s takısından hemen does'ı buluyoruz ve onu olumsuz hale getirip doesn't he yapıyoruz. Yine burada da gizli yardımcı fiil var. Simple past tense'te fiilin ikinci halini gördük mü? Hemen did yardımcı fiili olduğunu hatırlayıp olumsuza çevirip didn't he şeklinde yapıyoruz. Tag question sorusu banko gelecek. Everybody is here. Bu arada everybody her bir kişi tekil gibi gelir size ama they olarak yapılıyor. Buna dikkat edin. Bu yüzden burada is olmasına rağmen aren't şeklinde yapıldı. Everybody, everyone. Buna dikkat edin. Bunun sorusu kesin gelecek, kesin. I'm not wrong, am I? Bakın, I am not. Am not, olumsuz, am. Can't var, can. Carmen, she. Şimdi emir cümlesi çıktı karşımıza. Emir cümlesinde yardımcı fiil aslında gizli gizli var. Don't tell anything to clerk about the incident. Ama bakın buradaki yardımcıyı kullanmıyoruz emir cümlesinde. Yapma da gelecek zamanda question tag ile bitiriyoruz. Will you? Yapma tamam mı diyoruz. Gelecekte yapmayacaksın değil mi gibi. Emir cümlesi bu şekilde bitiriliyor. Eğer olumlu olsaydı won't you? Bakın are olumsuz yaptım. Children çoğul they.
Şimdi nobody var bakın. Nobody. Nobody. Burada visited fiilin ikinci hali var. Did yardımcı fiilinden dolayı bakıyoruz. Nobody visited you. Normalde bakın olumlu cümle olduğu için hemen olumsuza gitmek istiyorsunuz. Bu yüzden ezber yapmayın diyorum. Çünkü nobody cümleyi olumsuz yapar. Hiç kimse ziyaret etmedi diyor. Etmedi. Bakın cümle olumsuz oldu. Bu yüzden did yardımcı fiilini kullandım. Ve nobody de yine they ile yapılır. Şu 22, 17 ve 20 numaralara çok dikkat edin. Bunlar banko çıkacak sınavda. Bakın komşular burada da çoğul olduğu için do yardımcı fiili geniş zamandan geldi. Don't they olarak yaptık. Is, isn't, this de it olduğu için isn't it ile bitti. Evet, açmaya devam ediyorum. Değişik bir şey gördüğüm zaman bahsedeceğim. Weren't, were there. Bakın used to, used to da bu da fiilin ikinci hali olduğu için yine simple past tense did yardımcı fiiliyle yapılıyor. I'm always tolerant of different opinions. Şimdi burada bakın I am 11'e de dikkat. Olumlu cümle. Am not I diye bir kısaltma yok arkadaşlar. Am not I. Böyle bir şey olamayacağı için direkt aren't I şeklinde yapıyoruz. Buna da dikkat edin. Must var. Olumsuzu mustn't. Emir cümlesi geldi bakın. Olumlu emir cümlesi. Beni ara. Havaalanına gittiğinde beni ara, tamam mı diyeceğiz. Yine bakın gelecek zamanda will'le ya da can, could'la yapabiliyoruz olumlu emir cümlesinde. Martin never asks. Yine geniş zamandan bakın. Does he? Bakın burada da cümle olumlu gibi gözükmekle beraber never, asla buraya olumsuzluk kattığı için tag questions'ı olumluyla yaptım. 14'e dikkat. Let's go. Let's go. Bu tarz cümleleri nasıl bitireceğiz? Hadi restorana gidelim. Çin restoranına gidelim. Olur mu? Shall we ile bitiriyoruz. Let's, shall we ile bitiriliyor. Evet, bunlar çok önemli. Tag questions kesin gelecek ve bu yuvarlak içine aldıklarımı büyük ihtimal %5500 ihtimalle soracak hoca. Bakın yine bir sınav kağıdından alıntı görüyorsunuz. İki bölüm, iki ayrı sınav kağıdından. İşte öğretmenler bu şekilde sormuş ve soracak. Bunları mutlaka yapın. Tag questions'ın videosunu da mutlaka izleyin. Kesin gramer sorusu buradan geliyor. Must be, mustn't she, don't run. Bak, emir cümlesi, gelecek emir cümlesi, olumsuz emir cümlesi. Will'le yapıyorduk. Everybody, bak ben demiştim, hoca sormuş, herkes ama çoğul olarak kabul ediliyor. Aren't they ile yapılıyor. Bak 3. My grandfather went, gizli yardımcı fiil, mutlaka gelir, simple past. Evet, demek ki tag questions'ı mutlaka bileceğiz. Evet, present perfect var arkadaşlar. Present perfect tense'i mutlaka bilmeniz gerekiyor. Bunun videosunu da yine sağ üst köşeye bırakıyorum sizler için. Yakın geçmiş veya hayatımızın bir bölümünde başlayıp bugüne devam eden, hayatımızın bir noktasında yaptığımız şeyleri anlatmak için kullandığımız geçmiş zaman. Present perfect tense'in yardımcı fiilleri have, has artı fiilin üçüncü hali. Üçüncü hallerini mutlaka bilmelisiniz. İşte böyle boşluk doldurmada size bunları yazmanızı isteyecek öğretmeniniz. Jack has played. We olumsuz demiş. We, I, we, you, they'lerde have, he, she, it'lerde has bu arada. Haven't been olumsuz olduğu için. Has eaten, haven't written. Bu arada have you ever kalıbını mutlaka aklınıza yerleştirin. Sen hayatında hiç. Have you ever fiilin üçüncü hali. Buyurun bir yazılı sorusundan alıntı arkadaşlar.
İşte bu tarz size gelecek. Have you ever been to Rome? Sen hiç Roma'da bulundun mu? Yardımcı fiille başlayan sorular o şekilde biter. Neyle başlıyorsa onunla biter. Bak, have'le başlamış, sen diye sormuş, ben diye cevaplarsın. Yes, I have. Bu arada I unutmuşuz burada. Yes, I have. Evet, bulundum. Şimdi soruyu yazmanızı isteyecek hoca. Ego, burada önce diyor. Bak, 2 yıl önce. 2 yıl önce simple past sorusu. Yani ditli soru sorman lazım. Ne zaman diye sorman lazım. When did you go? When did you sorusu kullanılıyor. Ne zaman? Şimdi sen hayatında hiç Indian food, Hint yemeği yedin mi? Öğrendin artık. Yes, I have. Evet. Evet, yedim. Yes, I have. Bak şimdi. Wow, really? Gerçekten mi diyor? Cevaba bakmalıyız. It wasn't delicious. Lezzetli değildi. Garip bir tadı vardı. Nasıldı diye soracak. Nasıl sorusu was it delicious olabilir veya how was it sorusu da burada sorulabilir. How was it? Nasıldı? Lezzetli miydi? Have you ever? Gerçek bir kaplan gördün mü hiç? No, I haven't. Hayır, görmedim. Peki görmek ister misin? Bakın, do'yla sormuş. Yes, no cevabı. Yes, I do. Dedim ya, yardımcı fiilli sorularda neyle başlarsa onunla biter. Yes'li sorular olumlu haliyle, no'lu sorular olumsuz haliyle biter. Yes, I want to see de diyebilirsiniz bu arada. Evet, görmek isterim de diyebilirsiniz. Şimdi yine bu sınavda should ve shouldn't 6. ünitede karşınıza çıkacak. Should ve shouldn't yapmalısın, yapmamalısın tavsiyesi. Meli malı. Burada direkt cümleyi anlamak zorundasınız arkadaşlar. Kelime bilgisi ve cümleyi okuduğunu anlama burada çok önemli bir yer teşkil ediyor. Hemen bakalım. Çocuklar, diş fırçalama. Should. Yapmalı. Şimdi çok look stresli görünüyorsun. Rahatlamalısın. You should. Ellerini yıkamalı. Çöpü etrafa atmamalı. Soğuk algınlığına kapılmış, grip olmuş, nezle olmuş. Neyse, doktora gitmeli. Bacağı kırık, futbol oynamamalı. Geç kalmamalı. Kaçırmamalısın. Çikolata yememelisin diyetteyken ve gürültü yapmamalısın. Should, shouldn't bu şekilde. Daha da zorlayan bir sınav sorusu şu şekilde gelir. Size bir durum verir öğretmeniniz ve bu durumda tavsiye yazmanızı ister. Mesela, you are very tired but you have to finish your English project today. Şimdi çok yorgunsun ama projeni de bitirmek zorundasın. Ne yapmalısın? Şimdi diyorsun ki I'm very tired, but I have to finish my English project. Bitirmek zorundayım. Ne yapmalıyım? Ha, şu kısmı size öğretmen sınavda sorabilir işte. Durumu verir. You should drink some coffee and you should take frequent breaks. Biraz kahve içip biraz ara vermelisin. You should try hard. If you try hard, I'm sure you'll finish it. Umarım bitireceksin. Bu durumlardaki verdiğim tavsiyeleri bir gözden geçirin. Bunlara çalışın. Bunlar kitabınızdaki durumlar. Muhtemelen ya aynısı ya da benzeri gelecektir. Bunlara hazırlıklı olmanızı tavsiye ediyorum. Evet, yine bir yazılıdan alıntı görüyoruz. Ne diyor? Durumları oku. İşte biraz önce söylediğim gibi. Tavsiye, ask for and give advice. Sor ve cevapla. Tavsiyeyi nasıl sorarız? What should I do? What should he do? What should she do? Ne yapmalı? Ya da ben ne yapmalıyım? Tavsiye sorusu budur arkadaşlar. What should I do? Ya da should'un dışında could you bu kalıpla da sorabilirsiniz. Could you give me some advice about it? Bana biraz tavsiye verir misin? Bunu da iyice öğrenin. Bu da tavsiye istemek. What would you advise me to control myself? Kendimi kontrol edebilmek için bana ne tavsiye edersin?
şu kısmı. What would you advise me? Bana ne tavsiye edersin? Yine karşıdan tavsiye isteme kalıbı. What should I do? Ne yapmalıyım? Şimdi diyor ki I feel very tired. Çok yorgunum. Uyumak, uzun uzun uyumak istiyorum. Günlerce uyumak istiyorum. Ne yapmalıyım? Hemen tavsiye geldi. Doktora git bence. You should see a doctor. Sağlıklı yiyecekler ye, dinlen. Şimdi diyor ki sosyal medyada çok zaman harcıyorum. Kitap okuyamıyorum. Çok zaman harcama sen de. You shouldn't. Bakın böyle basit tavsiyeler de verebilirsiniz. Önemli olan kalıbı doğru kurun, anlamı ilişkilendirin. Öğretmeniniz not verecektir. Şimdi diyor ki online shopping yapıyorum. Bir sürü gereksiz şey alıyorum. Kendimi engelleyemiyorum. Neden bir psikologla konuşmuyorsun? Why don't you da karşı tarafa tavsiye vermek için kullanılan kalıp. Neden bunu yapmıyorsun? Çok harcamamalısın. İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Daha çok pratik yapmalısın. Mesela you should watch Dilek Teacher's videos, değil mi? Dilek Hoca'nın videolarını izlemelisin gibi. İşte size böyle bir durum verip tavsiye isteyecek. Her türlü duruma tavsiye vermeye hazırlıklı olun arkadaşlar. Must mustn't yine karşınıza çıkacak. Bu da zorunluluk. Must yapmak zorundasın. You must enter. You must go to the school and finish your exams. Okula gitmek zorundasın ve sınavlarını bitirmek zorundasın, değil mi? Mustn't da yapmamalısın. Şimdi durmalısın. Dur işaretinde durmalısın. Sağ taraftan araba kullanmalı insanlar. Saat 8'de sinemada olmak zorundasın. Başlıyor çünkü. Sigara içmeyi bırakmalısın. Etrafı kirletmemelisin. Alarmı kurmalısın. Yüksek sesle konuşmamalısın. Acele etmelisin. Hastaneye gitmelisin. Gitmeliyim. You mustn't. Bağırmamalısın. Evet, must ve mustn't'ı da boşluklara doldurma şeklinde gelecek. Superlative form sıfatların en üst derecesi de yine boşluk doldurma şeklinde karşınıza çıkacak. Superlative form için yine gramer videom var. Onu da eğer imkan varsa bırakacağım sağ üst köşeye. Olmazsa elementary grammar videolarının altında bulabilirsiniz. Superlative de sıfatın en üst derecesidir. Kısa sıfatlar EST alır, başına mutlaka D alır. Uzun sıfatlar başına the most alır. Örnek. This is the heaviest. Heavy. Kısa sıfat. Heavy. Bir nefeste ağzımdan çıkıyor. Başına mutlaka the, sonuna da est alır dedik. Ama y ile biten sıfatlara dikkat edin. ist alır. Fat. Kısa sıfat. Başına mutlaka the, t, fattest. Neye göre hocam bu T'ler ikileniyor, Y'ler kalkıyor? İşte ben o süperlatif videosunda detaylı bir şekilde anlattım. Burada anlatırsam yazılı videosu çok uzun olacak. Onu da mutlaka izleyin. Famous uzun sıfat. Başına the most geliyor bak uzun sıfat. En kolay uzunlar zaten. Deep kısa. The deepest. EST aldı. Ha, gelelim kurallara aykırı olanlar. Mutlaka gelecek olanlar. Good, better, komparatif hali, the best, en iyisi. Bir de arkadaşlar bad, worst, the worst var. Bu da gelebilir. Kötü, daha kötü, en kötüsü, the worst. Better. Tanıdık geldi mi? Biz birine kızdık mı ne deriz? Beter ol inşallah. Bir beddua sallarız ortaya, değil mi? Ama artık öyle demeyelim. İnsanlara diyelim ki better olun inşallah. Onlar kötü bir şey söylediğimizi sallayacak ama biz onlara çok iyi bir şey söylüyoruz. Hepiniz better olun inşallah deyip devam ediyorum. The best'i açıyorum ve inşallah sınavlardan sonra da the best olun. En iyi. Lazy. Kısa sıfat Y ile bitiyor. Bakın IST gelecek. The laziest. Bu kadar. Şimdi 7. üniteyi de işler ve öğretmeniniz sormaya kalkarsa ona da biraz değineyim istiyorum. Bu arada sizin öğretmeniniz hangi üniteye kadar soracaksa oraya kadar çalışın.
7 dahilse bu konuda sınavdan kesin banko soru çıkar. 7. ünitede passive voice var. Aktif pasif. He opens the door, the door is opened. Pasif cümlelerde nesneyi alıp özne konumuna getiriyoruz arkadaşlar. Bunu konu anlatımında detaylıca anlattım. Örnek, nesneyi bulalım. Nesne ne? Kapı. Fiile soruyoruz. Neyi açtım? Kapıyı açtım. Kapı nesne. Siz zaten Türkçe edebiyattan bunları biliyorsunuz. Şimdi aldım kapıyı başa koydum. Geniş zamanda nasıl yapıyorum? Eğer özne tekilse is koyuyorum ve fiilin üçüncü haline çeviriyorum. İşte bu kadar. Üçüncü halleri artık sizin olmazsa olmazınız. Şimdi she pays a lot of money. Pay ne ödedi? Para. Çok para. Ben şimdi parayı aldım başa koydum. Çok parayı aldım tabii. A lot of money. Para sayılamaz. Bu yüzden is koyuyorum. Pay fiilinin üçüncü hali paid. Ha bu arada by him by her demiş. Kimin yaptığını da by kelimesiyle sona ekliyorum. Mesela Ayşe açsaydı kapıyı, the door is opened by Ayşe diyecektim. I always buy a present for her birthday. Şimdi nesne ne? Present, hediye. Hediye kimin tarafından alındı? A present, tek bir hediye. İzi koydum. Always zaman kelimesi varsa onu da koydum. Buy fiilin üçüncü hali bought for her birthday. Kalanları da sona yerleştirdim. They wear blue shoes. Mavi ayakkabıları başa aldım. Ayakkabılar çoğul are. Fiilin üçüncü hali. They don't speak Spanish. Nesne Spanish. Başa aldım. Bu arada cümle olumsuzsa dikkat edin. Sizin yaptığınız pasif cümlede olumsuz olacak. Olumluysa olumlu, olumsuzsa olumsuz. Bu kadar. Evet, speak, spoken. He doesn't lock the door. Yine kapı. Kapıyı aldım. Olumsuz, isn't. Fiilin üçüncü hali. Mektup, the letter. Başa çektim. Olumsuz, bu yüzden isn't. Fiilin üçüncü hali written. House is clean. Bu şekilde pasifte karşınıza çıkarsa böyle sorular gelecek. İşte buyurun yine bir yazılı örneği. Yine bir pasif istemiş öğretmen. We melt the butter while making cookies. Kurabiye yaparken tereyağını erittik. Tereyağı eritilir diyeceğiz. Geniş zaman. Tereyağını aldım. Sayılamaz. Melt fiilin üçüncü hali. My mom chops the tomatoes. Tomatoes çoğul domatesler bu yüzden are fiil 3. Yumurtalar ve şeker çoğul oluyor birden fazla are üçüncü hali. Someone robbed the bank. Banka. Bankayı aldık. Şimdi burada bir duralım. Şimdiye kadar size geniş zamanda nasıl yapıldığını söylemiştim. Dördüncüsü ise simple past. Geçmiş zamanda aktif pasif. Geçmiş zamanda yine çok kolay arkadaşlar. Geniş zamanda özne tekilse is, çoğulsa are yapıyorduk. Geçmiş zamanda da özne tekilse was, çoğulsa were yapıyoruz. Yine fiilin üçüncü hali. Bu kadar. Bakın buradaki gibi. Özne tekil, was fiilin üçüncü hali. Özne çoğul, were fiilin üçüncü hali. Bu kadar. Evet arkadaşlar, en önemli noktalarını en azından gramer olarak toparladım sizlere hızlıca. Eğer gramerin dışında kelime de çıkacak hocam diyorsanız, www.dilekdemirel.com. İşte buraya gireceksiniz. Bütün ünitelerin PDF olarak kelime listeleri hazır. Onları indirip mutlaka çalışın. Deyimler banko çıkacak. Bunu söyleyeyim size. Deyimler kesin çıkacak. Grameri de hallettiniz mi? Geriye writing, reading, listening ve speaking kalıyor. Zaten reading'i kelimeyi biliyorsanız yine halledersiniz. Listening ve speaking'de de yine writing'de de özellikle hangi ünite sınavda çıkacaksa o ünitenin kitabınızda o başlıklarına odaklanın. Mesela speaking vardır kitabınızda. Beşinci ünite speaking yazar. Oradan sorar hoca. Writing. Eğer writing'de ne yazdırdıysa size o writing'e benzer bir şey yazar. Bir de ünitenin genel temasıyla alakalı çıkar. Bunlara da kendimizi hazırlayalım. Şu ikinci sınavdan da hayırlısıyla alnımızın akıyla bir yüzümüzü alıp cebimize koyalım. Okul başarı puanımızı tavan yapalım arkadaşlar.
Kendinize çok dikkat edin. Sınavda başarılar diliyorum. Sınavdan sonra sonuçlarınızı heyecanla bekliyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere demeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni takip etmeye devam edin. See you later. Bye.